Evet, daha ezan okumadı. Bekliyoruz. Uf, millete bak be. O servislerden birini kaldırmış. Çok fazla kalabalık mı göründü? Fuat Avni Orhon Kadri Orhon. Frekans da azaldı. Alo polis, bu kalktı. Bir eylem yapar. O kadar alışmışlar ki insanları böyle düşürme. Bu Orhonlar böyle eylemlerle. Onlar beyaz çıkıyor, ötekileri kara. Onlar masum, ötekiler suçlu böyle eylemlerle. Hayvanları sevmiyor. O bir tane daha sokak köpeği gösteriyoruz. Balkona çıktı diye. Toparlıyor biraz. Gel kızım içeride sen mi dedin? Şak şak. Köpeğine yaptığın gibi. Ve sümüklü böcek büyüleri hala devam ediyor. Böyle ısmarlama video hazırlarken. Hayvanın Zeynep'in çiftliğinden bir doğum hastanesi köpeği daha. Bir tane daha var orada. Bütün sürü etraftan. Ezana mı çiftliği var be. Kesinlikle. Orada oyun oynuyorlar. Masum oynuyorlar. Bunlar diğerleri gibi 24 saat yatıp uyumuyor. Çünkü bunlar sahipli. Tüm sokak hayvanları böyle. Sürekli değişen çeteler. Daha önce gelip karşımda sıçıyordular. Burnumu uzatır uzatmaz. Aynı noktaya. Önceki çetelerden böyle soktu bu hayvanat Zeynep buraya yaptığı gibi kanserliğinin bu Kadriye Orhun, Fuat Orhun ve Özdemirlerin bok dolu leğen penceresinin dibine dayadığı o şişeleri hazırlamış atmak için. Evet, buraya çıkacak. Bok dolu leğen dayadığı kanserli komşunun oraya. Ne işin var burada köpekçik? Gönderdiler. Ördeklerini kaptırdılar. Kaç kez gönderdiler buraya? Özel mülke. Bir hafta sonra kadın öldü. Cenazesine gittik geldik. Bokları yerleştirdiği yeri değiştirmiş, kürekle kazıyarak, kanal açarak arka bahçede. Evlerin önü sürekli pislik, kusuluk, hayvan leşleri, boklar, sinekler, hamam böcekleri. Yok yok. Ve buraya çıkıyor, leğenle koşturuyor. Kadriye Orhun ve Türkan Özdemir. Sonra o boklu leğen
kanserliğin penceresinin dibine kadar. Bir hafta sonra öldü. Hanımının ördeklerini kaptıktan sonra bir hafta sonra öldüğü gibi. Ve bu seri katil Orhunlar ve Özdemirler hala devam ediyor baskıya. Bu çalılar bu kadar çok değildi. Yeni yeni yetmişler besbelli. Bokları gizlemek için, hastalığı gizlemek için Hamza Yusuf'un Deccal videosunda anlattığı gibi Trafficking Goods, Hamza Yusuf'un Deccal videosunda anlattığı gibi taşıyıcılar odalar bile ve boklar. Hamza Yusuf'un anlattığı gibi hadis olarak ve bu satanist büyücü, sinekçi, bokçu doğum hastanesine zonos dayatan seri katil, bebek katili bunlarla beraber hala baskına devam edebiliyor. Ne büfe kapatılıyor, ne onun karşısına açtıkları şube, ne iki günde gecekondudan parkafe, ne kuaför, hepsini açıyoruz. Parka bitişik. Ve hayvanlarımız çocukların oynadığı yerde hep parazit dökmek için. Belediye çalışanları bile bu park köpeği bunlardan çekiniyorlar. Ve bunu millet çekecek. Tek getirilme nedeni bu. Bok saçmak, şamata, insanlara böyle baskı, şeytanlık, terörizm bu be. Resmen terörizm. Evet, adamları orada belli hazırdı. Tahminen polis. Onlar bu sesi çok seviyor be. Evet. Selamun aleyküm. Demin penceremin önüne gönderdiler ablamaya. Burada kim bilirse hoşunuz bundan değil mi? Sesi iyi, bülbül. Araştırıyorum, belgeler sesi zararlı organlara falan vuruyor. Değil mi? Aha. Böyle bir frekansı var, organlara vuruyor. Hasta ediyor. Şeytanın vesvesesi.
Evet. Tezgahları bu. Bak. Bunu evden attıracağız. Tekrar koşturacağız kağıtlarla imza için. İmza vermezseniz bunu sık sık göndereceğiz buraya havlamaya. Verdikleri mesaj bu. Ve sıçmaya. Bu büfeyi kapatma gücü olup kapatmayanın Allah hesabını görsün. Boşuna masum oynamayan ilk hamsterlinin çocuğu. Eskisine dön, böyle şeylerden sonra geri gelirken balkonda ananik yap. Kimin yönettiğini göster. İblis. Her hareketimi duyan belli.